Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşim Rüstem geldik, çalışıyoruz. Ufak ufak yağmur yağıyor. Taksim'deyim. Şöyle şuradan belki belli oluyordur yağmurun yağdığı. Taksim'deyim arkadaşlar. Kırkayak'tayım. Kırkayağı geçtik. Vitesli. Zannedersem 30-29 bu. İşte bunlar da böyle bir araba arkadaşlar. Zamanla kalırsa eğer, ki sanmıyorum çünkü branda yok bunlarda. Bakın yağmur nasıl yağıyor. Evet arkadaşlar. Branda yok, otomatik branda. Çıkıp brandayı biz çekiyoruz. Bakalım nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Şu an tek kırkayağı bekliyorum. Ondan birlikte İstanbul Üniversitesi'nin içine dökecekmişiz. Şimdi bir arkadaş gelsin, beraber bir gidelim. Bakalım nasıl oluyor, nasıl ediyor. Hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz inşallah arkadaşlar. İşte harfiyatçılık böyle. Yağmur mağmur devam. Şöyle bakayım. Bakın yağmuru gördünüz mü arkadaşlar? Bak bak yağıyor. Vallahi arkadaşlar, bizim öteki çöpür arkadaş daha yani 2 gün olmuş biz geleli. Şurada bir haftadır çalışıyoruz. Adam bize Ali Cengiz oyunları yapıyor. Kendi kendine, kendi kafasında bir şeyler kuruyor. Anlatacağım size bugün. Aslında ben oraya takıldım. 2-3 gündür anlatayım, anlatmayayım, paylaşayım, paylaşmayayım diye düşünüyorum. Yani şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Öteki tırı kullanan arkadaş, cumartesi günü beni aradı çalıştı. Dedi ki abi dedi, bunlar dedi yarın dedi bizi çağıracak. Biz dedi gelmeyeceğiz. İki şoför. Haberin olsun. Sen bilirsin dedi. Şimdi bak böyle deyince, şu rezilliği de görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bu arada? Belediyenin rezilliğini. Burası Taksim arkadaşlar. Turistler bu yolda 24 saat. Her neyse. Ben de iyi dedim usta, sizi uyarım dedim hani. Hem de istirahat ederim dedim. Mani olur dedim. Yoksa arkadaşlar yani yevmiyemi niye almayayım? Gelecektim peşin para yevmiyemizi alacaktım. Tabi pazar günü bizimkiler aradı. Dedim yok abi işim var dedim. Gelemeyeceğim dedim. Kapattım telefonu. Beni arayan arkadaş öteki bu kırkayan şoförünü de aramış. Öteki şu beklediğim arkadaşı da aramış. Şimdi beklediğim kişiyi. O da gelmedi. Ben de gelmedim. Abi biz gelmedik. Beyefendi kendisi gelmiş. Arkadaşlar. Gelmiş. Çalışmış. Neyse günlerden pazartesi oldu. Ben tabi duydum bunun işe geldiğini. Dedim ki usta sen dedim niye dedim bizi kandırdın abi dedim. Hani ne gerek vardı? Yani ne gerek vardı? Hani ben senin ekmeğine mi dedim mani oluyorum? Bir şeyine mi mani oluyorum ki? Sen dedim her hani tutuyorsun dedim. Bize dedim telefon açıyorsun. İşte diyorsun ki işte ya böyleyken böyle. Ondan sonra dedim gelmeyin diyorsun ve kendin geliyorsun dedi. Hani biz dedim yevmiyemizden oluyoruz. Evimizde oturuyoruz dedim. Yani patron beni çağırdı. Gelmedim, seni çağırdı. Geldin. Yani sen iyi şoför, ben kötü şoför mü oldum dedim. Yani bu mudur dedim. Kafandaki neydi dedim. Hani ne düşündün de bize böyle bir oyun yaptın dedim. Ya işte ben oyun yapmadım da bu oyun yapmadım. Ya nedir dedim peki? Bunun adı nedir dedim. Ya bunun adı nedir? Sen beni niye aradın o zaman kardeşim? Ben pazar günü belki gelirdim. Ha belki gelmezdim. Belki de gelirdim. Yevmiyemi alır giderdim. Sen dedim niye arayarak dedim hem böyle yapıyorsun dedim hani. Niye derdin de seni. Ondan sonra ben tabii buna bir kere kıllandım arkadaşlar. Bu tip insanları da hayatımda sevmiyorum. Sevmedim de hiçbir zaman. Oradan buna ben sabitlendim arkadaşlar. Tamam mı? O günden beri buna yani şey yapıyorum. Dün öğlen de bu bir gün önce, ondan önceki gün yani düne kadar hep İşte öğlenin yemeğimize duralım, aman yemeğimize duralım, aman aç gitmeyelim yoksa bak aç kalırız bilmem ne.
40 tane takla atan adam dün yemeğe durmadı. Ben dedim ki ya niye yemeğe durmuyorsun dedim. Hani ya dedim işte dedi, sefer falan biz dedim sefer hesabı çalışmıyoruz ha. Biz saatle çalışıyoruz dedim. Sabah 7 başlıyoruz akşam 5 bırakıyoruz dedim. Hani biz dedim şeyden çalışmıyoruz dedim. Sefer hesabı yapmıyoruz. Ya işte ben öyle ayarladım da falan. Peki dedim bir gün önce niye öyle ayarlamadın? Ondan önceki gün niye öyle ayarlamadın da bugün böyle ayarlıyorsun dedim. Tamam mı? Arkadaşlar anlayacağınız bu adam bunların yağdanlığı olmuş. Tamam mı patronu? Hani yağ çekerek bir yerlere varmaya çalışıyor. O yüzden de bir nevi adamlar ayıp olmasın diye yoksa ben bırakıp gidecektim. Ayıp olmasın diye hani şey yapmadım. Tırı verdim başkasına. Kırkaya çıktım ben. Tırı çağırdığım kişiyi de zaten ben tanıyorum. Hani mesele bundan ibaret arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar aynı yerde durmak istemediğim için ben böyle bir şey yaptım. Çünkü ne bileyim o tip insanları ben sevmiyorum arkadaşlar. Yaptığı ayıp yani terbiyesizlik. Bu öndeki çocuğu da beni de yatırdı kendi geldi. Ve bizi arayan da kendisi. O zaman hiç bizi arama öyle bir şeyine şey etme yani. Böyleyken böyle bir olaylar oldu işte arkadaşlar. Kıllandım ona. İstemiyorum yani. Adamı gördükçe içimde şey oluyor yani. Ne bileyim bir laf söyleyeceğim. Bir şey olacak. Bir ters olacak. Bir şey olacak yani. O yüzden fazla burada durma kararı istemiyorum yani arkadaşlar. O kişi yüzünden burayı artık istemiyorum. İşin doğrusu bu yani. Bakalım hakkımız hayırlısı. Yapabildiğimiz kadar yaparız, yapamadığımız yerde çıkar gideriz arkadaşlar. Ayıp yani böyle insanların ekmeğine oynamak yakışık almaz. Yakışık alacak hareketler değil bunlar. Neyse şimdi şu arkadaşı takip edeyim arkadaşlar. Şu dökeceğimiz yere dökelim. Olmadı üniversitenin oralarını açabilirsem açarım. Ya da şu Haliç'i biraz çekeyim ya. Bakalım bugün balık tutmaya gelmişler mi? Ki gelmişlerdi. Balıkçılar çünkü yağmur kar demiyor geliyor. Evet. Kırk ayak sürmeyeli de bayağı oldu ama. Balıkçı arkadaş var. Balık tutan bir arkadaş var. Evet, otomatik araba gibi değil tabi. Manuel araba. Bir de topuzuna da kuru kapa takmışlar arkadaşlar. Ben ne yaratıcı insanlar bunlar. Neyse şu arkadaşı yakalayayım da. Olmadı bir daha servise açarız yani. Şimdi onu takip ediyoruz yeri öğrenmek için. Bakın balık tutanlar burada. Sevgiyaları burada. Evet. Evet harfiyatı döktük. Şey, Glova daha doğrusu. Döktüğümüz yer çok güzel arkadaşlar. Çoğu gencin hayali olan yere geldim. Artık beni de 55 yaşından sonra üniversiteyi yaptılar. Neredeyim? İstanbul Üniversitesi'nin içindeyim arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi burası. Şuraya bakın. Gidip geldiğimiz yerlere bakın. Yerler sıkıntılı maalesef. Evet yerler gerçekten sıkıntılı arkadaşlar.
Yani var ya, santimlerden geçiyoruz ha. Arabalar da yani hep şey. Neyse, burada ortada bir anıt var. Orası gerçekten sıkıntılı bir yer. Çok araba var. Park yeri yok. Herkes sağlı solu bırakmışlar. İşte İstanbul Üniversitesi. Biz de kamyondan geliyoruz gezmeye. Geziyoruz. Bakın, güzel oturma yerleri yapmışlar. Burası da kapısı. Çok dar yerler arkadaşlar, çok dar yerler. Bakalım buradan nasıl çıkacağız? O dün size gösterdiğim cami buydu herhalde. Onun arkasında mıyım ya? Bol bol oturma yerleri yapmışlar gençlere, buraları. Şurada ne yazıyor? İktisat Fakültesi yazıyor. Şurada. İktisat Fakültesi yazıyor. Karşında bir üç öğretim var. Kariyer geliştirme bilmem ne yazıyor şurada. Bilgisayar ve bilişim yazıyor şurada. Evet. Yani 55'inden sonra üniversitede olduk arkadaşlar. Mektepli olduk. Mektepli kamyoncu. Arkadaşların da arabanın bir ufak arızası var, onu söyleyeyim. Ama şuraları çekmek istiyorum ya. Bu Vefa burası arkadaşlar. Sol tarafa Mercan da diyorlar. Mercan diye de geçiyor. Mahmut Paşa'ya gidiyor. Yani şuralardan var ya, hep sıyırmayla geçiyoruz ha. Bilmeden de belki de çizikte atıyoruzdur yani. Bir şey diyemem. Bilerek hayatta yapmam da, isteyerek. Bakın arkadaşlar. Vefa burası. Yo, dünkü dediğim cami buydu. Ama onun arkasındaydı demin herhalde ya, öyle zannediyorum. Aha, bu cami. Yazısı falan varsa okuyacağım. Şu arkadaşı ben arayayım diyorum.
Yükleme yeri burası arkadaşlar. Öteki araba yükleniyor. Ben de buradayım. Bakın ha şu mavi yer. Şöyle göstereyim. TRT binası işte. Şurası. TRT binası arkadaşlar. Bu yol böyle dümdüz Taksim Meydanı'na çıkıyor. Biz de zaten şuradaki binanın yanındaki binanın o güvenliğini servisini çekmiştim ben. Evet. Bu araba doldu. Şimdi sıra bizde. Biz de dolacağız. Girip boşaltacağız. Yine üniversiteye gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra buraya herhalde beton gelecekmiş. Buraya daha gelmeyiz. Laleli'ye geldik arkadaşlar. Aşağıya küçük makine indirmişler. Bakın o kolonu kırıyor. Küçük makine. Kolonu kırıyor. Görüyorsunuz. Ondan sonra kırar. Bu tarafa atar malzemeyi. Bu makine de alır bize yükler. Evet. Evet, döküme geldik arkadaşlar. Kantara çıkıyoruz. Bilmeyen arkadaşlarım görsün. Bu arabalar nasıl dağıtılıyor, nasıl ödeme yapıyoruz görün şimdi arkadaşlar. Bakın şu kutuya şu barkodu okutacağım. Bakın şu arabayı boşa alayım. Şimdi şuraya bunu okutacağım. Şuradan fiş çıkacak. Bakın şimdi şuraya. Bakın çıktı. Ve aldık. Şimdi arabamızı vitese takıyoruz. Alıştık biz otomatik arabalara. Şimdi manuel araba zor oluyor. Evet 40 ayak. 27 ton 250 kilo getirmişim. 1600 lira arkadaşlar. Eğer net diyorsa şöyle gösterebilirim. Evet şimdi dökmeye gidiyoruz. Bakın adamın ne güzel. Otomatik brandası var 40 ayakta. Gidiyoruz. Bizde yok. Bizde aynı bu arkadaşınki gibi. Vallahi şimdi polis vardı. Polisten zor geçtim. Rusya'ya girilmez. Meseleyi de zaten demin anlattım arkadaşlar. Az çok. Maalesef işte öyle bir arkadaş var. Yani aşağı yukarı her firmada oluyordu arkadaşlar. Yalnız burada zaten 600 adamın zaten 4 tane arabası var. 2 tanesi tır, 2 tanesi 40 ayak. Yani adamın böyle bir şey yapmasına hiç gerek yoktu. Hiç gerek yok yani bizi tutup da kandırması. Sonra tutup da kendinin gelmesi çok anlamsız, saçma sapan bir şeydi. Bakalım ne olacak. Ama yok arkadaşlar ya. Buranın da olayı sakat 40 ayakta. Buranın polis her an her yerde var arkadaşlar adamlar. Biz de brandayı çekemiyoruz. Çıkıp üstüne. Bakacağız ne olacak. Göreceğiz, yaşayacağız. Dur bakalım. Durun bakalım ne olacak. Hakkımız hayırlısı. Şu an dökümün içindeyiz. Bugün ne yaptık? Bugün mektepli olduk arkadaşlar. Mektep. Üniversiteye gittik. Emine böyle 100 puanla. 100 puan mı? Kaç puan sattık? İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gittim. Bir gittim, bir daha da gitmem zaten. Gidelim. Gezdik, dolandık güzel yere içini. Vallahi bayağı güzel arkadaşlar. Yani üniversitenin içi bayağı güzel. Ama yani koskocaman o üniversiteye yakıştıramadım. İnsan bir tarafına büyük bir otopark yapar.
O arabaları toparlar. Yani her tarafı araba. Her tarafı araba. Yani nasıl bir şey anlamadım ben. Koskoca İstanbul Üniversitesi'nde her taraf araba dolu. Arabadan geçilmiyordu arkadaşlar. Neyin nesi anlamadım yani. Bir otopark yapacak hiç mi yerleri yok? Vardır muhakkak. Ama neyin nesi anlamadım. Hatta yap orayı bir kazanç kapısına çevir. Paralı yap. Paralı yap daha iyi işte. Okula da bir gelir olsun. Ha, araba kaldı görüyor musun? Kırk ayak böyle işte. Çalışkanın arabaları burada çalışıyor. Evet. Kırk ayak böyle. Tır gibi değil. Bu araba bir de gaz yemiyor arkadaşlar. Bu arabada bir arıza var. Araba gaz yemiyor. Bir sıkıntı var yani bu arabada. Önden 40 ayak manı görüyor musun? 430. Nasıl gidiyor? Hem de bu var ya gırtlağına kadar doludur. Çamur dolu. Bakın arkadaşlar. Vites kolumuzda. Dur ne kadar. Bir saniye. Görüyor musunuz? Bu da bizim arabanın vites topuzu. Daha neler göreceğiz. Ha size şeyi göstereyim. Damperli debriyajlı arabada damper nasıl kaldırılıyor onu göstereyim arkadaşlar. Herhalde kapı aç. Ses yaptığına göre kapı tam kapalı değil. Bakarız. Yanaşınca açayım. Damperi göstereyim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Edirne kapıdayım. Eyüp Sultan'da çıktım az daha. Şurada Eyüp Sultan Belediyesi yazıyor. Edirne kapı meydandayım arkadaşlar. Sur burada hemen yanımda. Şu dibindeki çöpe bakın. Hiç olmuş mu yani? Ya çevremizi biraz temiz tutsak ne olur ya. Şu çöpleri çöp bidonlarına atsak sanki ne olur. Arkadaşlar. Anlamıyorum yani bu insanları. Bu doğa hepimizin ya. Yani niye böyleyiz bilmiyorum ya. Adam yiyor içiyor çöpünü kaldırıyor atıyor. Diyelim bir yerden bir tost alıyor yahut bir şey alıyor yemek için ekmek arası öyle ayaküstü yiyor ekmek şeyi elindeki şeyi kaldırıp atıyor arkadaşlar. Yani bir tuhaf millet olmuşuz. Şurası şehitlik arkadaşlar. Bir gün hepiniz gelin şurayı bir ziyaret edin arkadaşlar. Bir dua edin isterim yani. Bakın burada da var bayraklar. Bunlar bizim aslanlarımız. Onlar bizim için yatıyor orada. Mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Burası da 15 Temmuz şehitliği arkadaşlar. Mekanları cennet olsun hepsinin. Şu vatan için yani bir çöp bile kim ki kaldırıp faydasına bir yerden bir yere koymuşsa Allah'ım ondan razı olsun. İster AK Partili olsun, ister MHP'li olsun, ister CHP'li olsun. Yani yeter ki şu ülke için bir faydalı bir iş yapmışsa Cenab-ı Allah ondan razı olsun. Başka da bir şey demiyorum. Tuttuğunu altın etsin. Yeter ki şu vatan için bir şey yapalım yani. Bu vatan hepimizin çünkü arkadaşlar. Bu arada büyük ihtimalle sıra gelen arkadaşı beğenmediler. Yarın arabamı geri alacağım herhalde. Öyle görünüyor. Zaten yarın arabayı geri alırsam da daha da kimseye vermem o arabayı. Çünkü tır benim için daha iyi. Otomatik araba. Rahat ediyorum.
Bu hem manuel hem de şey, çadır yok arkadaşlar. O çok tehlikeli. Çadır olmaması sıkıntı arkadaşlar. Evet, şimdi unutmadan burada videoyu kapatacağım. Dökümde açacağım. Demin söylediğim gibi manuel arabada damper nasıl kaldırılıyor onu göstereceğim size. Hani önceden anlatmıştım işte devriyaja basın bırakın falan filan da. Hem anlatmayla gösterme arasında fark var. Hem de bir daha göstermiş olalım. Hem de yaparak daha iyi olur. Dökümde görüşürüz. Evet arkadaşlar, döküme geldik. Şimdi 40 ayak arabasıyla nasıl döküm yapılır onu göstereceğim. Elimden geldiği kadar. Bakın orada kadınlar bile şurada demir topluyor. Vallahi billahi. Evet, ilk önce böyle bir geri geri yanaşıyoruz. Arabamızı yanaştık arkadaşlar. Aracı boşa alıyoruz. İmdatı çekiyoruz. Sonra debriyaja basıyoruz sonuna kadar. Debriyaja. Damper kaldırma düğmesini çekiyoruz arkadaşlar. Debriyajı bırakıyoruz ondan sonra. Bakın şimdi aynadan takip edin. Damper kalkmaya geçti. Şu an damper kalkıyor. Normalinde gaz vermeden kaldırırsanız daha sağlıklı. Ama illa gaz verin diyorsanız da 1000 deviri geçmeyin arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle az bir gaz veriyorum. Bu kadar. Bakın ayar budur. Bakın damper kalkıyor. Ondan sonra yapacağınız iş şu alt tarafı takip etmek arkadaşlar. Hani bu işe başlayacağız diyen arkadaşlar var ya, onlara da bir yerde söylüyorum. Bakın şuradan her zaman damperi takip edin. Bakın damper böyle dümdüz kalkması lazım. Bakın. Kapak açıldı. Şimdi ufak ufak dökülüyor. Şimdi ben aracın içinde olduğumdan hissediyorum yani. Ne oluyor, ne bitiyor hissediyorum ben onları. Bakın. Ben görebilirim. Şimdi kalktı. Ne yaptım? Bitti. Debriyaja bastım. Damper kaldırma düğmesini geri düşürdüm. İmdatı bıraktım arkadaşlar. Sonra aracı ufak vitese takıp yavaş yavaş ileri alıyoruz. Böyle ileri alıyoruz. Ondan sonra şöyle bir kapağımızı vuruyoruz. Damperde kalan malzeme varsa dökülsün diye. Ondan sonra şuraya ileriye alıyorum arabayı. Bu olay bu kadar. Aslında bir 40 ayak tanıtımı çeksek mi ya? Araya bir 40 ayak videosu yerleştireyim ben arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Elimden geldiği kadar size tarif ettim. Yine anlamadıysanız, öğrenmek istediğiniz, sormak istediklerinizi sorun. Ben size dilimin döndüğü kadar yardımcı olayım arkadaşlar. O zaman her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırsız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yorum yapıp like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun. Bana yapabileceğiniz en büyük destek budur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun.